İki kesimlik çok önemli. Şimdi yine açık kaynak bilgilerine göre Kıbrıs'ta Türklerin halihazırdaki nüfusu 220 bin civarında hesap ediliyor. İşte bunun %20'sine tekabül eden bir rakam da Kıbrıslı Rumların kuzeye gelmesi. Yani bu da 44 bin civarında. Hemen hemen. Anlam planında da aynıydı. Dolayısıyla bu bir noktada anlam planının bir devamı gibi gözüküyor. Şimdi bunun yanında bu özellikle iki kesimlikte geriye götüren anlam planından beri bile ki beğenmediğimiz anlam planından bile geriye götüren önemli bir nokta var. Bakınız anlam planında bu yoktu. Anlam planında daha doğrusu şöyleydi. Deniliyordu ki güneydeki Kıbrıslı Rumlar işte bu %20-44 binin dışında sadece kuzeye geçici kalma ve tatil yapma nedeniyle gelebilir. Anlam planında öyleydi. Şimdi ne deniliyor? Şimdi diyor ki sınırsız sayıda Kıbrıs'ın her yerine gelebilir, iş kurabilir, kalma hakkına sahip olabilir. Yani kalma hakkı, mülk sahibi olabilir. Şimdi bazı akla emeller diyorlar ki efendim ne olacak? İşte bu iş kurabilme, kalma, mülkiyet edinme önemli değil. O hakkı veremez. Yanlış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda kararı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı diyor ki bireylerin yaşadıkları, hizmet aldıkları bölgelerde o hizmeti veren, uygulayan otoritenin seçimlere katılma hakkı vardır. Siz bu Kıbrıslı Rumların kuzeye efendim kalıcı şekilde gelmelerine yani kalma hakkı verirseniz en kısa zamanda bunu görülsün bu konu. Bu çok önemli. Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türkler azınlık durumuna düşer. Hemen ertesi gün düşer. Anlam planında bile güneyden gelecek Kıbrıslı Rumların kuzeye gelmesi yıllara sarıydı. Büyükelçim de hatırlar. Yıllara sarıydı. Şimdi bu plan ne diyor biliyor musunuz? Anlaşma imzalandı. Ertesi günü bu 44 bin kişi hemen gelecek. Bu berbat bir şey. Yani özellikle iki kesimlilik, iki toplumluluğu siz öldürürsünüz. Hele sınırsız sayıda gelirse bu söz konusu olabilir. Olamaz yani. Bunu bence düşünülmesi bile fevkalade yanlış bir şeydir. Bir de bu görüşmelerde anladığımız şu var. Daha önce Kıbrıs görüşmeleri Birleşmiş Milletler'in kriterlerine göre yürütülüyordu. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama genelde bazı yine kriterler tespit edilmişti. Burada Sayın Rauf Denktaş'ın da çok büyük emeği var. Şimdi bunlardan bir tanesi mesela bu iki toplumlu, iki kesimlilikte bölgelerde toplumların sarı nüfus ve mülkiyet çoğunluğuna sahip olmasıydı. Bu fevkalade önemli bir konu. Şimdi şeyi duyuyoruz, dört özgürlük. Dört özgürlük işte nedir? Avrupa Birliği müktesebatı. Ne görüyoruz? Özel bölgeler olsun. Ne görüyoruz? Yasal ikamet olsun, kalma hakkı olsun. Yani konu biraz Birleşmiş Milletler çerçevesinden Avrupa Birliği çerçevesine doğru kaydırılmaktadır. Netice olarak şunu söylemek uygun olur. Bu Cenevre'de görüşülecek çözümün parametreleri ve bu parametreler sonucunda muhtemel çıkabilecek bir sonuca bakmak gerekirse bir kere şunu hiç unutmayın. Sonuç anlam planından bile kötü. Yani bu çok net. Anlam planından bile kötü bir çözümle karşı karşıyasınız. O günlerde hatırlayın 2004'te Türkiye bu konularla yatıp kalkıyordu ve bu konulara olan hassasiyeti ortadaydı. Şimdi hiç yok. Ama bu parametreler içindeki bir çözüm ifade ettiğim gibi
anlam planının çok 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 sizi gerilerine düşürüyor. Şimdi netice olarak şu, Yunanistan Avrupa Birliği üyesi, Kıbrıs Rum tarafı Avrupa Birliği üyesi. Eğer Kıbrıs Rum tarafı bir çözüme evet diyorsa yine unutmayın, o çözüm şudur. Kıbrıslı Türklerin en kısa zamanda azınlık statüsüne götürülme planıdır. Teşekkür ederim.